Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Enfal suresi 36 ve 40. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. İnnellezîne keferû, o inkar edenler, gerçekten o inkarcı olanlar, yunfikûne emmâlehum liyesuddu an sebilillah, mallarını Allah yolundan alıkoymak için infak ederler. Feseyunfigunaha, mallarını bu şekilde infak edecekler. Summe tekunu aleyhim hasreten, sonra bu kendilerine bir pişmanlık olarak dönecek. Sonra bundan pişmanlık duyacaklar. Summe yuğlabun, ve sonra da mağlup olacaklar. Vellezine keferu, o inkarcılar, ila cehenneme yuhşarun, cehenneme sevk edilecekler. Değerli izleyenlerim, Enfal suresinin Bedir Savaşı ile alakalı nazil olduğunu daha önce de ifade etmiştik. Ayet-i kerimeleri önce bu bağlamda değerlendirmek daha uygun olmakta. Şöyle ki, malum müşrikler, Mekke'deki o kafirler bu noktada epey bir hazırlık içinde oldular. Müslümanlara karşı ekonomik yönden de bir seferberlik düzenlediler. Ve bunun neticesinde bir takım savaşlar yaptılar. Elbette savaşın mali bir boyutu da vardır. Ve bu mali bir takım birikimlerin sonucunda savaşlar yapılıyor. Ama ayet-i kerime onların bu şekildeki yaptıkları masrafların sonunda boşa gideceğini, kendilerinin mağlup olacağını açık bir şekilde, net bir şekilde ifade ediyor. Gerek Bedir Savaşı'nda mağlubiyetleri, gerek daha sonraki savaşlarda Hendek Savaşı gibi ve daha diğer savaşlar gibi oralarda mağlubiyetleri bu noktada değerlendirilebilir. Günümüze bakan yönüyle bir nevi ayetleri güncelleştirmek, günümüzde de durumları değerlendirme noktasından bakacak olursak, elbette günümüzde de Müslümanları dininden soğutmak için veya Müslümanları mağlup etmek için epey maddi masraflara da giriliyor. Mesela bir zamanlar Rusya, İslam ülkelerinin komünist hale gelmesi için epey bütçesinden bir şey ayırdığı artık bilinen bir gerçek. Veya başka ülkelerin yine Müslümanlar aleyhinde bir takım faaliyetler için bütçelerinde epey bir pay ayırdıkları bilinen bir gerçek. Peki neticede ne olacak? Velev Müslümanlar mağlup da olsa bu insanlar yaptığına neticede pişman olacaklar. Ve diğer alemde bu kendilerine bir pişmanlık olarak dönecek. Var olan bu servetlerini Müslümanların aleyhinde kullanmaları diğer alemde bir hesap olarak, bir vebal olarak karşılarına çıkacak. Şu dünya şartlarında da genelde kendileri mağlup olmakla bu masraflar bir işe yaramamış olacak. Bu noktada da değerlendirebiliriz. Ve ayet-i kerime onların akıbeti, ahiretteki akıbetlerine de dikkat çekiyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا, o inkarcı olanlar, اِلَى cehenneme يُحْشَرُونَ, cehenneme sürüklenecekler. Cehenneme sevk edilecekler. Yani dünyada da manevi bir cehennem içinde yaşarlar ama öbür alemde, o ebedi cehennemde daimi bir şekilde cezalarını çekecekler. لِيَمِيزَ اللّٰهُ الْخَب۪يثَ مِنَ الطَّيِّبِ, Allah bu şekilde habisi tayyipten ayıracak. Yani habis var, tayyip var, temiz olan var, pis olan var. Bu gibi olaylarla bunlar birbirinden ayırt ediliyor. Kim iman etti, kim kafir oldu, kim Allah yolunda mücadele ediyor, kim tağut yolunda, yani Allah yerine ikame edilen şeyler yolunda mücadele ediyor. Bunlar ortaya çıkacak. Gerçekten de şu dünyadaki imtihanla insanların kaliteleri ortaya çıkıyor. İnançları ortaya çıkıyor. İnsanların dünyaları ortaya çıkıyor. Neyin peşindeler? Hangi gaye uğrunda mücadele veriyorlar? Bunlar ortaya çıkıyor. Ve yec'alel habise ba'dahu ala ba'd, Allah habisi bir kısmını bir kısmının üzerine koyacak. Fe yerkumahu, hepsini böyle derleyip toplayacak. Cemi'a, bunların tamamını yığacak. Fe yec'alehu fi cehennem, bunların hepsini cehennem ateşine gönderecek. Burada yani nasıl ki mesela çöpçüler çöpleri toplarlar,
Daha sonra toptan bunlar bir yere bırakılır. Kafirlerin durumu da böyle bir temsille adeta anlatılıyor. Bunların yaptıkları neler varsa, ne kadar habis fiilleri, nahoş hal ve hareketleri varsa bunların hepsi derlenip toplanacak ve neticede akıbetleri cehennem olacak. Cehennem ateşine bırakılacaklar. Oraya terk edilecekler. Ulaike humul hasirun, işte hüsranda olanların ta kendileri onlardır. Yani zarar eden, dünyada da ahirette de zarar edenler, hüsrana düşenler onların ta kendileridir. Yani kafir olanlar dünyada bir takım masraflar yapıyor Allah'ın yolundan alıkoymak için. Dünyada dahi bir işlerine yaramıyor büyük ölçüde. Velev yarar görülse de diğer alemde vebal olarak karşılarına çıkıyor. Böyle olunca genelde bunlar hasirat dünya vel ahira. Dünyada da zararda, ahirette de zararda oluyor. Ve buradan manayı muhalif, mefhumu muhalif olarak şunu da söyleyebiliriz. Gerçi mefhumu muhalif her cümlede söz konusu olmayabilir ama burada düşünebiliriz bunu. Ehli imanın Allah yolunda infak etmeleri, görünüşte her ne kadar mallarının bir zarar görmesi şeklinde, ellerinden mallarının gitmesi şeklinde de olsa ehli iman zararda değildir. Görünüşte bir işe yaramasa da o işe yaramaz değildir. Allah onların infaklarını elbette değerlendirecektir. Onlara sevap olarak, cennette makam, rütbe olarak onların karşısına çıkaracaktır. Ancak kafir olanlara gelince bunların vermiş oldukları maddi yardımlar, maddi destekler dünyada da başlarına vebaldir, diğer alemde de vebaldir. Allah yolunda vermek veya Allah düşmanları için vermek, bunlar birbirine ters şeyler ve ona göre neticeleri de birbirinden tamamen değişik olacak ve ona göre bir akıbet kendini gösterecek. قُلْ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا, o inkar edenlere, inkarcılara de ki اِنْ يَنْتَهُوا يُوْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ, eğer yaptıklarınıza son verirseniz daha önce yaptıklarınız bağışlanır. وَاِنْ يَعُودُوا, eğer dönecek olursanız fakat مَدَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِينَ, daha öncekilerin sünneti, başlarına gelenler ortadadır. Onların başına gelen sizin de başınıza gelecektir. Burada onlara bir fırsat verildiğini görüyoruz. Ey peygamber, o inkar edenlere de ki eğer yaptıklarınızdan vazgeçerseniz artık biz eskiye bakmayız. Cenab-ı Hak bunu ifade ediyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam imana gelen sahabilerine daha önceki hayatlarıyla alakalı şunu nazara vermiştir. Eski hayatınız artık eskide kaldı. Eski yaptıklarınızdan dolayı sorumlu değilsiniz. İslam'a girmekle sizin için yeni bir sayfa açıldı. Bu yeni sayfayı kirletmeyin diyor. Burada bütün yaptıklarınızdan artık sorumlusunuz. Benzeri bir imkan kafirlere de sunuluyor. Ayet-i Kerime'den onu görüyoruz. Adeta yeni beyaz bir sayfa açılabilecek ama dönmeleri şartıyla, küfürden, inkardan dönmeleri şartıyla eski yaptıklarından hesaba çekilmeyecekler. Onlar nazar itibare alınmayacak. Onlar cahiliye döneminin karanlık olayları olarak kalacak. Cenab-ı Hak gafurdur, rahimdir, affedecek. Ama tamam ben Müslüman oldum der, ardından da tekrar insan dönecek olursa bu defa felaket hak etmiştir. Dünyada da ahirette de belayı, musibeti hak etmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim'de önceki devirlerde benzeri hareketler yapanların akıbeti bize sıkça anlatılmaktadır. Ad kavmi, Lut kavmi, Semud kavmi, Nuh kavmi gibi kavimler İsyanlarının cezalarını daha dünyada da çekmiştir. Dolayısıyla alemleri yaratan zatın cemali ve rahmeti olduğu gibi celali ve kahrı da vardır. Diğer alemde cenneti cehennem olduğu gibi şu dünyada da mükafatlandırması ve cezalandırması da vardır. Böyle olunca ben iman ettim deyip ardından dönenler, döneklik yapanlar elbette dünyada da bir şekilde cezalarını bulacaklardır. Ayet-i Kerime bu gibi noktalara dikkat çekiyor. Ve gatiluhum, ve onlarla savaşın, hatta la tekune fitne, fitne kalmayıncaya, ve yekune dinu kulluhu lillah, din bütünüyle Allah'ın oluncaya kadar o kafirlerle, müşriklerle savaşın.
Ayet-i kerime ilk anda belki şu manada da değerlendirilebilir. Öyle değerlendirenler var. Kur'an-ı Kerim dünyayı bir savaş alanı gibi görüyor. Onlar tümüyle İslam'a girinceye kadar demek ki savaş devam edecek. Bu manada anlayanlar var. Ve müşrikler özellikle bu ayet-i kerimeleri günümüzde de nazara vermek suretiyle Kur'an-ı Kerim barışı değil savaşı esas almıştır gibi değerlendirmelerde bulunuyorlar. Acaba ayeti nasıl anlamak lazım? Ayet-i kerimede Allah-u Teala onlarla fitne kalmayıncaya kadar savaşın. Fitne her türlü kaos, her türlü kargaşa bunları içine alan bir ifadedir. Her türlü terörü içine alan bir ifadedir. Ayet-i kerime evrensel bir barışı bize hedef olarak göstermektedir. Yani dünyada bir barış hakim olmalı. Ve bunun için de ehli iman bu barış elde edilinceye kadar mücadelelerini devam ettirmeli. Yoksa ayet-i kerime zorla herkesi Müslüman yapmak anlamında değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i bir bütün olarak anlamak lazım. Mesela Bakara suresinde geçen bir ayette Allah-u Teala La ikrahe fiddin buyuruyor. Dinde zorlama yoktur. Gat tebeyyene rüştü minel gay. Yani hak batıl bunlar birbirinden ayırt edilmiştir. Hak ve batıl ortaya konulmuştur. Dolayısıyla hak ve batıl ortaya konulduktan sonra dileyen iman eder, dileyen de kafir olur. Bu noktada herhangi bir zorlama söz konusu değildir. Ve yekûne dînü kulluhu lillah derken din bütünüyle Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Zorla Müslüman yapın demek değil. Allah'ın dinini tebliğ etmeye devam edin. Bir barış ortamı olsun ve o barış ortamında Allah'ın dini her tarafta anlatılabilsin. Ve Müslümanlar dinlerini kolaylıkla yaşayabilsinler. Dinlerinden dolayı herhangi bir ezaya ve cefaya maruz kalmasınlar. Bu nihai bir hedeftir. Ve günümüzde de henüz bu hedefe tam varılabilmiş değildir. Yani günümüzde gerçekten tümüyle evrensel bir barıştan söz edemeyiz. Ve tümüyle Allah'ın dininin her yerde tebliğ edildiğini de yine söyleyemeyiz. Mesela Rusya'da 70 yıl boyunca sadece İslamiyet değil diğer dinler de doğru dürüst tebliğ edilemedi. Orada devlet dine cephe açtı. İşte bu gibi durumlara karşı ayet-i kerime dinin rahatlıkla tebliğ edilebileceği bir ortamın sağlanmasını emir olarak ortaya koyuyor. Ve aynı zamanda evrensel bir barış, dünyanın her tarafında fitnenin ortadan kalkması böyle bir hedefi de yine ortaya koyuyor. Ecdadımız Osmanlı bunu bir ölçüde yapmış. Mesela Avrupa'da derebeylikler var o zaman daha çok, küçük küçük devletçikler. Bunlardan biri diğerini rahatsız ettiğinde genelde Osmanlı'ya sığınanlar olmuş. Ve Osmanlı ya oraya asker göndererek ya ultimatomla bir emirle meseleyi halletmiş. Şöyle diyebiliriz. Mesela günümüzde Amerika Osmanlı'nın bir zamanlar sahip olduğu güce ve imkana sahip ve bunu kendilerine göre kullanıyorlar, değerlendiriyorlar. Ve dünyanın her tarafında olup bitenlerden haberdar olmaya çalışıyorlar. Ve kendi siyasetlerine göre gerekirse müdahalede bulunuyorlar. Böyle bir güç ve böyle bir kuvvet normalde Müslümanların olmalı. Ve kimseyi zorla Müslüman yapmakta bu kuvvet kullanılmamalı. Ama Müslümanlara zarar verecek tavırlar varsa, hatta orada kendi insanlarına zarar verecek bir takım uygulamalar, yanlış uygulamalar varsa buna müdahale edilmeli. Ve o insanlar bu fitneden, böyle bir kargaşadan kurtarılmalı. Bu çok büyük bir hedeftir. Ve Müslümanlar maalesef henüz bu hedefi algılayabilmiş değillerdir. İşte Amerika, Büyük Orta Doğu gibi projelerle, Yeni Dünya Düzeni gibi projelerle, dünya çapında projelere imza atarken, bunu gerçekleştirmeye çalışırken, maalesef Kur'an-ı Kerim'de böyle bir emir varken, yani yeryüzünden fitne kalkıncaya kadar savaşın, mücadele edin, böyle bir emir varken, bu emir Müslümanlar tarafından adeta göz ardı edilmiş ve dünya çapında herhangi bir hedef ortaya konulamamıştır. Halbuki böyle bir hedef Müslümanları daha canlı tutacak, daha dinamik tutacak
ve dünya çapında evrensel bir barışı hedefleyecek şekilde onları harekete geçirecek, tetikleyecektir. فَاِنْ اِنْتَهَوْا Eğer son verirlerse, küfürlerine, fitneye son verirlerse فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Şüphesiz Allah onların yaptıklarını görmektedir. Ve ona göre de muamelesi olacaktır. وَاِنْ تَوَلَّوْا Ama yüz çevirirlerse فَاَلَمُوا Biliniz ki اَنَّ اللّٰهَ مَوْلَاكُمْ Allah sizin Mevlanızdır. Ni'mel mevla ve ni'men nasir. O ne güzel mevla, ne güzel yardımcıdır. Yani Müslümanlara Allahu Teala bu noktada taahhütte de bulunuyor. Sizin mevlanız Allah. Mevla mesela veli aynı kökten gelir. Bir öğrencinin nasıl ki velisi olur, velisi onun bütün masraflarını karşılar. Onun gibi Allahu Teala ne güzel mevladır. Yani ehli imanın neye ihtiyacı varsa hepsini vermeye gücü yeter. Ve o ne güzel yardımcıdır. Allah yardım ettiğinde ehli iman için bir mağlubiyet söz konusu olmaz. Allah'a dayanan, Allah'a ram olan bir kimse için artık çekinecek bir şey kalmamıştır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın veli kulları için kullanılan şu ifade sıkça geçer. Ele inne evliya Allah. Dikkat edin, Allah'ın veli kulları için la havfun aleyhim. Onlara bir korku yoktur. وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ Ve onlar üzülmezler de. İşte bir Müslüman Allah'ı bildiğinde, Allah'a teslim ve tevekkül içinde olduğunda Allah onun Mevlasıdır. Allah onun yar ve yardımcısıdır. Ve böyle olunca da Müslümanlar galip olurlar. Eğer Allah size اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهِ Allah size yardım edecek olursa, nusret verecek olursa فَلَا غَالِبَ لَكُمْ Size galip gelecek yoktur. Ama sizden desteğini çekecek olursa Allah'tan başka size kim yardım edebilir? Artık nasıl galip gelebilirsiniz? Bu mealde Kur'an-ı Kerim'de yine dikkat çekiliyor. İşte Bedir'in arslanlarını düşündüğümüzde Bedir Savaşı'nda Müslümanlar sayı itibariyle diğer tarafın üçte biri ve ellerinde doğru dürüst savaşacak kılıçları, okları, gerekli aletleri yok. Böyle olmakla beraber Allah onlara yardım ettiğinde çok kısa bir zamanda galip geliyorlar. Kendilerinin üç katı düşmanı çok net bir şekilde yenebiliyorlar. Ve günümüzde yine Müslümanlar bir takım yerlerde sayıca azdır. Ama sayıları az da olsa Allah onlara yardım ettiğinde onlar yine galip geleceklerdir. Bu noktada bize düşen Allah ile olan irtibatımızın kuvvetli olmasına çalışmak. Kalbi rabıtamızın, Allah'a olan istinadımızın, dayanmamızın kuvvetli olması, sağlam olması. Bu gerçekleştiğinde kalpler Allah'a müteveccih ise Allah elbette o kalplerin isteklerini göz ardı etmeyecektir. Ama Müslüman topluluklar kuru kalabalık haline gelmişse ve Allah ile olan bağları zayıflamışsa böyle bir durumda onların doğrudan doğruya Allahu Teala'dan galibiyet isteme hakkı da yoktur. Velev istemiş olsalar bile hadis-i şerifte ifade edildiği üzere gafil bir şekilde yapılan duaya Allah icabet etmez. Allah onların duasını kabul etmez. Cenab-ı Hak bizleri kendisine doğrudan en kuvvetli bir şekilde bağlı olan bahtiyar kullarından olmayı nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.